Bizim ülkemizde neden sanat öğretemiyoruz? Neden sanat eğitiminde daha başarısız bir ülkeyiz? Bu arada tabii başarı kriterleri tartışılabilir. Bu ayrı bir nokta. Fakat neden biz dünya çapındaki sayılı sanatkara sahibiz? Öyle söyleyelim, sahibiz ama neden sayılı? Biraz önceki toplantıda aynı bu konuda bir hocamız da bir soru yöneltmişti. Ben tam onun üzerine taze bana ikinci baskı olacak ama 1000 baskı yapılsa yeri olan bir konu bu. Sanat, estetik algısı ve yaratıcılık meselesi, bunlar ayrı ayrı başlıklar. Bunu hep ayrı ayrı anlatmaya çalışıyoruz ama özellikle estetik konusu bizim ülkede ciddi bir problem. Problem derken ne kastediyorum? İşte dışarı çıkın bakın estetiğin ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Herhangi bir şehirde bu arada, ister İstanbul'da yaşayın ki 6 yıllık bir başkentten bahsediyoruz burası. İster burada gezin, 100 yıldan daha önce hayata geçirdiğimiz şeyler gayet estetik. Ama son birkaç yıldır, yani bir 30-40 yıldır falan, yığma beton devri diye adlandırdığım bir devirde yaşıyoruz. Etrafımızda yollar, caddeler, yani hiç böyle albenili bir şey yapasımız yok. Sadece işte minimal harcamayla maksimum kar elde edebileceğimiz müteahhitlik ürünleriyle etrafımız çevrili. Tabii ki sadece binalarla alakalı bir mesele değil. Evlerimize girelim, tek tek evlerimize bakalım ya da işte efendim takılmayı sevdiğimiz mekanlar, sıklıkla bulunduğumuz çevrelerde ne tarz bir estetik derinlik var onu bir bakmaya çalışalım ve şunu göreceğiz. Biz etrafımızda estetiksiz, bir estetistiksiz bir hayat yaşıyor ve böyle bir ortamda büyümek zorunda kalıyoruz. Gelişim nörobiyolojisi açısından kritik dönemler dediğimiz dönemler var. Özellikle bu işte müzik, sanat falan işleriyle ilgili olarak 7 ila 10 yaşına kadar bir bant özellikle söyleniyor. İnsanlar bu 7 ila 10 yaşlık dönemde yeterince estetik uyarana maruz kalmazlarsa estetik algı geliştiremiyorlar. Yani bu cümle bir ülkeyi alt üst etmeye yeter bir cümledir normalde ama bizde pek bir şey olmaz. Çünkü 6-7 yaşına kadar mesela şeylerde daha evvel sevgili Ali Herişçi hocayla burada Açık Beyin'de yaptığımız eğitimlerde de kendisi çok bahsetti. Rus ekolünde mesela çocukları 4-5-6 yaşlarından itibaren müzelere, konserlere, sanat galerilerine sıklıkla götürüyorlar. Çocuklar o zaman hiçbir şey anlamasa bile onlara sanat tarihi anlatıyorlar. Çok derinlikli bir maruziyet oluşturuyorlar ve el mecbur oralardan işte bizim Ali Herişçi Hoca gibi hani güzel sanatlarda hakikaten tarz yaratan insanlar çok sayıda çıkıyor. Şimdi bizim sorunumuz okulda ders gibi sanat öğretmeye çalışmak. Şuna benzetebiliriz bunu. Mesela dil ediminin de böyle bir kritik periyod olduğunu biliyoruz. İlk 4-5 yıl bir çocuk hiç insan konuşmasına rastlamazsa, izolasyon altında büyürse dil öğrenemiyor. Ondan sonra dil öğrenmesi de neredeyse imkansız denecek kadar zor oluyor. Artı zeka yetenekleri de köreliyor ve biraz zeka geriliği belirtileri yaşayabiliyor. Şimdi dil edimi gibi estetik de bir dil sonuçta. Yani güzelliği anlatma dilidir estetik. Buna erken yaşlarda maruz kalmadığınızda bu yetenek bu sefer köreliyor ve yeniden estetik öğretmeniz neredeyse imkansız hale geliyor. Yani eğer siz ilkokul çağından itibaren ya da daha da beteri üniversite güzel sanatlar bölümünde bir insana güzellik, estetik, işte bilmem sanat öğretmeye çalışıyorsanız işiniz çok zor. Çünkü o döneme kadar neye maruz kaldıysa ancak onu algılayabilir hale geliyor. Dolayısıyla hasbelkader aileden, çevreden, işte bu mikro ortamından bir şekilde erkenden estetiğe, sanata, derinlikli insan üretimlerine maruz kalmış ve bu kültürü geliştirebilme şansına sahip olmuş insanlar. Bu insanları tabii ki biz bu işin eğitimi için bir şekilde istihdam edeceğiz, onlardan öğreneceğiz, onların üretmesine ortam sağlayacağız ama bana sorarsanız bu insanların en büyük hedefi yani sanat eğitimcilerinin ve nasıl diyeyim sanat kültürünü yerleştirmek isteyen herkesin, sanat kültürüyle uğraşanların en önemli hedefi normal insan ve evler. Yani evlerde başlayacak bu iş. Bizim gerçek hayatımızda, normal hayatımızda, bindiğimiz arabada, yürüdüğümüz yolda, içinde oturduğumuz binalarda, de yediğimizde, içtiğimizde, giydiğimizde estetik nasıl daha üst düzeye çıkarılır? Buna kafa yormalı. Bunun güzel yöntemlerini insanlarla paylaşacak olabildiğince yer açmalıyız. Yani bir toplumu özellikle de orta düzey bir gelirle kendi başına bırakırsanız bir insan toplumunun durduk yerde estetik geliştirmesini bekleyemezsiniz. Estetik biraz hani tırnak içinde zengin işidir. Yani gündelik dertlerini halletmiş, o piramidin hani Maslow piramidinin altlarını halletmiş üstüne doğru çıkan insanların şiarıdır. Ama bu insanların ürettikleri bilgi, görgü ve eserlerin toplumun tamamına yayılması da devletin
ve her türlü kurumsal gücün en büyük görevi olması lazım. Birçok biliyorsunuz büyük bankalar, kuruluşlar, holdingler, çeşitli sanat merkezleri, sanat aktiviteleri yapıyorlar. Akbank gibi, Borusan gibi bunların isimlerini hep sanat aktivitelerinde duyuyoruz mesela. Bunun daha çok tabana yayılacak bir kültür haline dönüştürülmesi lazım. Çünkü eğer sizin içinde yetiştiğiniz kültürde sanat ve estetik yoksa bunu hiçbir okulda öğrenemezsiniz. Ve hiçbir konservatuvarınızdan Johann Sebastian Bach ya da Dede Efendi çıkaramazsınız. Hiçbir güzel sanatlar fakültesinde bir Rembrandt ya da Da Vinci yetiştiremezsiniz. Bu olmaz. Rembrandt, Da Vinci yetiştirmeniz için Avrupa'nın Rönesans sonrası her tarafa taşan sanatına benzer bir şeye maruz kalması lazım insanların. İnsanların yolda, kafede, orada, burada sanattan, estetikten, yüce değerlerden, felsefeden bir şeylerden bahsediyor olması lazım ki erken dönemlerde dimalar bunlara maruz kalsın, bunlarla harekete geçsin, bir kıpırdanma hissetsin içinde. Bizde maalesef kültürel olarak böyle bir sorunumuz var. Bu sorunun kaynağını ise iyi anlamak lazım. Biz çok büyük bir kültürel devrim geçirdik. Yani 1900'lü yılların başından itibaren başladığımız kafayla 1920'lerden itibaren devam ettiğimiz kafa aynı kafa değil. Bütün şeklimizi, dilimize kadar her şeyi değişen bir toplumuz. Fakat maalesef ben genellikle buna Atatürk'ün ömrünün tabi Allah bilir ya kısa olmasına çok veriyorum. Kültürel devrimin yarım kaldığı ya da bu topluma tam uygun olabilecek formatlarda üretim yapmayı başaramadığı bir minvalde bugünlere kadar geldik, kafamız karışık. Yönümüzü nereye döneceğimizi dönem dönem şaşırıyoruz. Biz batıya mı döneceğiz, doğuya mı döneceğiz, nereye bakacağız, kime örnek alacağız, ne tarz orijinal içerik üretmeliyiz, evrensel kültür ne demek, yerel kültür ne demek. Bunların çok ciddi kafa karışıklığını yaşıyoruz. Günümüzde mesela moda olan işte bu geleneksel sanatlar kursları her yerde açılıyor biliyorsunuz. Ama hat ebru tesip dışında ve bunların geleneksel uygulama biçimlerinin birebir tekrarı dışında pek bir şey yapıldığını göremiyorsunuz. Gönül ister ki birileri alsın bunları dijital teknolojilerle bunlarla birleştirip yeni bir kafa ortaya çıkarsın ama bunun için estetiğe maruz kalmış bu estetik ateşiyle yani estetik ifade ateşiyle yanıp tutuşan zihinlere ihtiyacımız var. Bunun için de biraz hayatı düzenlememiz gerekiyor. Bu bırak giderse olmayacak o iş. Bir de burada şunu da hatırlamak lazım. Bunları yapan sanatçılarımız var. Çok başarılı sanatçılarımız var. Yani doğu mu batıya mı nereye döneceğimizi bilmiyoruz diyoruz ya. Aslında iki tarafa da dönmeyip iki tarafı harmanlayan ve dünya çapında iş yapan sanatçılarımız var. Fakat çok azlar. Ve işin kötü kısmı onların yaptığı işi anlayacak bir kitle yok. Şimdi buna katılmıyorum. Şöyle bir katılmıyorum. Mesela ben beyin anlatmaya başlayana kadar ülkede beyin bilmem bilimden anlayan kitle yok denirdi. Ama ben gezdim. Yani sokak sokak gezdim. Ve şimdi insanlar daha fazla duymak istiyor. Bizim şunu da atlamamak lazım. Bizim ülkede kültürel bombardımanın kötü bir etkisi daha oldu. Sanatçı ya da aydın elitler Jacobenik bir kitleye sıkıştı. Tamam, bunu çekecektim, buraya getirecektim. Bu kitle kendi içinde bir kapandı. Böyle bir toplumu hor görmeler bilmem ne bir şeyler de... O başka bir kitle olarak kaldı hocam. Tabii tabii. Niş bir kitle ve topluma faydası olmayan bir metropollere, belli kulüplere sıkışmış bir yapı olarak kaldı. Mesela devlet eliyle opera ve baleler açıldı bizim ülkemizde ama halk opera ve bale sevmedi. Halkın opera ve bale sevmesini sağlayacak altyapı olmadan siz o oraya getirip işte 3-5 imtiyazlı insanı başına koyarak bir şey yaparsanız bu işlemiyor. Çünkü kültür bir topluma dayatılamaz. O toplumun kültürünü tanımak ve onu üretmek için bir takım katkılar yapabilirsin. Hocam. Bu noktada sizin dediğinize katılıyorum ancak dayatma değil ama tam anlatma biçiminin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Yasemin Hanım sanatçılar az değil sanatçılar küskün yazmış buna katılmakla birlikte kenara koyuyorum. Doğru. Evet hocam mesela bu operayı sevdiremedik diyoruz. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim ben operayı televizyon dışında bir hatta benim çocukluğumda çok TRT pazarlarının olması, işte konserlerin olması bizler için büyük avantajdı. Operayı benim lisedeki hocalarım sevdirdi. Şimdi gerçekten bizi düzenli olarak operaya götürdüler. Bizim için çaba harcadılar ve bize bunu anlattılar. Bunun ne olduğunu aslında, ne olmadığını, o algılanandan farklı bir şey olduğunu ve bunu duymaya ve dinlemeye başladıktan sonra bizim için o sahne bir büyüleyici yere dönüştü. Şimdi aynen sizin dediğiniz gibi orada biz genç dimağlara anlatılan bir şey vardı. Ama şimdi biz bunu anlatamıyoruz. Ve daha da
önemlisi. Özlem Tekin'i anmak isterim burada. Herkes şanslı doğmuyor diye bir şarkısı vardı. Özlem Tekin nerede ya? Niye yok o kadın ya? Özlem Tekin bir şarkı yapsın. Kampanya başlatıyorum. Kargalar gibi bir albüm daha istiyoruz Özlem ya. Ya yapma vallahi kan şekerim düşüyor burada. İyi müzik yapanlar nereye gidiyor? En son muhtar olmuş diye duydum. Neyse herkes şanslı doğmuyor şarkısı da dediğim gibi. Sevdiğimiz insan opera sevse biz de opera severdik. Evet. Sanatın sırrı zaten burada. Toplumsal öğrenmenin sırrı burada. Sevdiğin ne yaparsa onun peşinden gidersin. Sanatçının, bilim insanının, düşünürün topluma bir şey vermek istiyorsa ilk görevi insanı sevmek. Yani seveceksin toplumunu. İnsanını seveceksin. İnsana şefkat göstereceksin. Mesela bir öğretmenin cahil öğrenciden nefret ettiğini düşünebiliyor musun? Lan senin için o öğrenciyi cahillikten çıkarmak zaten. Ama bizim toplumu aydınlatması gereken, nasıl diyelim, onlara ışık olması gereken insanlarımız maalesef bilmiyorlar neyle uğraştıklarını ya da umursamıyorlar. Hedef kitleyi bilmediğinizde, onlarla sevgi ilişkisi kuramadığınızda maalesef sonuç böyle oluyor işte. Ve yani bir 100 yıllık bir döngümüz var bizim. Bu daha işte bir 100 yılı yeni tamamladık sayılır. Şu andaki tecrübe bize önlem almamız gerektiğini gösteriyor. Yani biz aklımızı başımıza toplamamız lazım. Bir şekilde sokağa bunu indirmemiz lazım. Ya her şeyden önce bina yaparken bırak şu beton işini ya. Azıcık etrafında süsleme yapmak çok mu maliyeti arttırıyor? Bu arada bazı çabalar var. Mesela görüyorum. Buradan Samsun'un bütün arkadaşlara selam ederim. Samsun Çiftlik Caddesi. Ben çok orada zaman geçirdim. Bir ara orayı kapamışlardı komple trafiğe. Ve binaların hepsini aynı tipte giydirmişlerdi orası tek tip olsun diye. Görür görmez bana Inception filmindeki rüya sahnesini hatırlattı. Çünkü öyle garip bir giydirme yapmışlar ki ne Samsun'un ruhu var, ne Samsun'un tarihi var, ne standart oradaki insanları yansıtan bir estetik var. Tek tip olmuş mu olmuş ama ne tip olmuş ona dair bir şey söyleyemeyeceğim. Ve çok ilginç bir anekdot dinledim. Çiftlik Caddesi'nde yaşayan birçok insan, özellikle yaşlı insanlar, bütün evler birbirine aynı olduğu için evlerini bulamıyorlarmış. Birkaç ay bu sorun yaşanmış yani. Gezerken ulan biz neredeyiz falan diye bütün her şeyin şekli değiştiği için. Şimdi böyle bir estetik kültürün olmadığı zaman diyelim sana bir tane şey verirler. Deniz kenarı. İzmir gibi kordonu olmak var. Venedik gibi bir seyrangah yapmak var. Bir de ne bileyim yani işte hiç yaşamayı bilmeyen, denize dönüp bakmayan insanların eline verdiğinde ortaya çıkacak şey var. Ya balıkçı barınağı, ya bir tane işte sanayi limanı, ya işte çer çöp dolu bilmem çöp dökme alanı yaparsın orayı. Ki ben mesela Samsun'a ilk gittiğimde böyleydi. İşte belediye Allah'tan bir değişti falan. Şimdi Samsun'un cennet gibi Doğu Parkı, Batı Parkı her taraf göz alabildiğine park oldu. Bu biraz yaşama nasıl baktığınla alakalı. Hep söyleriz yani TRT olmasa şimdiye kadar bu ülkede ne klasik müzik kalırdı, ne halk müzikisi kalırdı, ne Türk sanat müziği kalırdı. Her yeri pop, rap basardı. Başka bir şey kalmazdı ortada. Hatta rock müzik bile TRT sayesinde yaşadı. Rock market falan programları zamanında bizim en önemli underground faaliyetimizdi yani. Dört gözle beklerdik. Devletin sanata ve estetiğe stratejik olarak düşünüp yatırım yapması zaten adettendir. Ali olan kendiliğinden yükselmez. Yani oraya enerji vermek lazım. O yüzden inşallah birileri bunu düşünür. Hani büyükler buna bir çare bulurlar. Ama biz küçükler, normal insanlar olarak, mesela ben şu anda bununla ilgili bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu konuyu sinir bilimsel açıdan böyledir diye uyarmaya çalışıyorum. Kendi evimde, kendi hayatımda daha estetik olmaya gayret ediyorum. Ve insanlara da bunu tavsiye etmeye çalışıyorum. Aslında yapacağımız tek şey bu. Başka bir çaresi yok. Ondan sonra hocaların okulda işi çok kolay. Yani Leonardo'nun küçüklüğü geldiğinde ona ben kalem edeceğim diye uğraşmazsın ya. Çocuğun önünü açarsın sadece işte. Hocam aslında bu tabii nacizane olarak benim görüşüm. Buna dair birkaç kişiyle de istişare etmişliğim mevcut. Sizinle de konuştuk. Aslında bunun basit çözümleri var. Evet, devlet büyüklerimiz atacak, orası ayrı ama biliyor musunuz televizyon tamam ölen bir sektör diye bahsediliyor ama aslında çoğu kitleye televizyon ulaşıyor. Evet. Ve hatırlarsanız resme, yani ressam Bob ile resme hayranlık duyan nesiller var. Şimdi televizyonun da ne verdiği, belki paradan ziyade herkese ulaşabilen bir kaynak olduğundan dolayı ne verdiği çok önemli. Hangi tür dizi veriyor? Veya bu dizinin içinde mesela sanatta dair bir bilgi vermesi, tiyatroya özendirmesi, operaya özendirmesi, bir enstrüman çalmanın ne kadar bir keyifli bir şey olduğunu, sadece yakışıklı işte güzel kadınların, yakışıklı adamların çalıp birbirlerini etkilemekten ziyade bir ruhun orada var olduğunun bu diziler üzerinden bile anlatılması elbette birilerine bu bilginin ulaşmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle, %100. Bu arada Bir Başkadır dizisini henüz izlememiş olan Mars'ta ya da mağarada yaşayan arkadaşımız varsa bir izlesin. Standart dizi kalıplarının dışında biraz cesurca bir şey yaptığında bak nasıl karşı duvara yapıştırıyorsun insanları. Vallahi izleyince dedim ki demek ki oluyormuş. Nuri Bilge Ceylan filmi modunda bir dizi ve beni başından sonuna izletti yani. Hatta bitirir bitirmez ikinci tur izledim. Hakikaten biraz işte estetik
algısı derin bir yapım ekibi bize sıradan bir hikayeyi ne hale getirebiliyor onu görmek için hakikaten bir daha mı izlesem ne yapsam canım çekti şimdi gelmiyor da ikinci sezon ne yapayım birinciyi bir daha izleriz.